Evet, sektöre girenler öyle görüyor ama yani şu anki arsa fiyatlarıyla onu yakalamak çok zor. Yani gerek inşaat maliyetlerinin artışı, gerek arsa fiyatlarının artışı ve insanların alım gücü üst üste koyduğunuzda %10'u çok başarılı olan firmalar o şeyi yakalayabiliyor. Bir de şu var tabii, hani daha fazla kar eden dediğimizde açıkçası işte kendi fabrikaları, atölyeleri, arsaları olan, daha önceden işte merkezi yerlerde kalmış sanayicilerin arsa değerleri çok düşük veya hatta sıfır olduğu için onların öyle bir avantajı var. Kendi arsaları üzerine bir takım kendi yaparsa. Evet, ama efendim? Valla onun hikayesini tekrar anlatayım. Atıyorum mesela Antrium projemiz bizim. İşte o tarihte metrekaresini 300 dolara almıştık. Satın aldık hemen, tabii biliyorsunuz inşaatçıyız, hemen imar izin falan yapıp başladık, yarısını sattık tabii. Kabalar devam ediyor. Arkasında şu an TEB'in bulunduğu arazi var. TMSF'den satıldı. Yaklaşık bir yıl sonra 2100 TL, tam 7 misli arsa pahalı satıldı. Sonra oturduk baktık, hesapladık, dedik ki ya biz işte yapıyoruz ediyoruz falan filan. Sonra elimizde kar diye gördüğümüz parayla yanındaki o arsayı, bir arsayı alamıyorsunuz bir daha. Hani esnaflar ya, satıyorum bir daha yerine koyamıyorum. Dolayısıyla oradaki şu an açıkçası atıyorum 300 bin dolara sattığımız ev şu an 1 milyon dolara satılıyor. Gözümüz yok, güle güle otursunlar ama sahiden konu arsa. Yani dediğiniz gibi oturup bir yerlerde tatil yapıp sonra gelip o arsayı şu an satsaydık, kat karşılığı verseydik çok daha fazla kazanırdık. Ama bizim işimiz bu. İşimizi seviyoruz. İstihdam yaratıyoruz. Ekonomiye bir katkımız olduğuna inanıyoruz. Ne deseniz gene o zaman onu diyorsunuz ama niye hala yapıyorsunuz? İşimiz bu. Seviyoruz. Yani uzun vadede sürdürülebilirlik adına firmaların devam etmesine inanıyoruz. Dediğim gibi çok önemli bir şey. Sahiden çok inanılmaz bir nesil geliyor. Yani her yıl işte milyonlarca işte üniversiteye giriyor, mezun oluyor. Dediğim gibi.